3 sayıdan birincisinin 3 katı, ikincinin 5 katı ve üçüncüsünün 2 katı birbirine eşittir. Normalde bunu yazıyla da bazen bize gösterir sayıyla pardon. Bu sefer yazıyla vermiş. Yapalım. 3A eşittir 5B eşittir 2C. Ne yaparız bunlarda? Payda eşitler gibi düşünürüz. 3, 5, 2'nin paydaları kaçta eşitlenir? 30'da. Buna 10K dersiniz. Buna 6K dersiniz. Buna da 15K dersiniz. 3 sayının toplamı böylece 15, 6 daha 21 10 daha 31K eşittir 620'den K bakın 20 geldi. K 20 olduğuna göre birinci sayı 10K'ydı. 200 arkadaşlar C şıkkı. Burada şunu görmemiz lazım. Normalde yağla tam dolu. Kendi şişenin de bir ağırlığı var 900 gram. Sonra arkadaşlar bu 810 grama düşmüş. Dikkat ne kadar azalmış? 90 gram. Peki 90 gram neyden azalır? Şişenin kendi ağırlığından azalmayacağına göre yağdan azalır. Yağın peki kaçta kaça gitmişti? 1 bölü 6'sı. Demek ki yağın 1 bölü 6'sı 90'mış. Yani yağ burada 540 grammış. Bundan dolayı 540 gram olduğundan şişeye ne kalıyor arkadaşlar? Bir bakalım. Ee, 400 pardon 360 kalıyor. Yağın ne demiş? Şişenin 1 bölü 2'si. Yani 270 doluyken o zaman arkadaşlar 900 eksi 270, 630 gram kalır. Ne sorsa zaten bulurduk. Bizden şey değil normal toplama istediğine onu da D şıkkı, 630 bulduk. Başlangıçta arkadaşlar her bir parçanın uzunluğu x olsun. x çarpı 16 toplam uzunluk. Problem sorularında değişmeyen şeylere dikkat etmek lazım. Onu da antiparantez söyleyeyim. Bakın şimdi burada kumaş 12 eşit parçaya ayrılsaydı her bir uzunluk ne olacakmış? 5 metre daha fazla. İşte denklemimiz bu. Sonuçta toplam uzunluk değişmiyor. 4'e bölelim 4, 4'e bölelim 3. 4x eşittir 3x artı 15. Böylece x eşittir arkadaşlar 15 geldi. Başlangıçta 15 çarpı 16 yerine yazarsak 240 grammış D şıkkı. 10 gram zeytinden aldığı kalori Z olsun 10 Z olur. 80 gram peynirden de P kadar 80 P kadar kalori alsın ya da 12 zeytin olsun. Böylece 80P eşittir 2Z olur. 40P eşittir arkadaşlar Z olur. Dolayısıyla yerine yazarsak şimdi 40P'yi Z ye yerine 480P yaptı. Bunun alması gereken kalori. Böylece arkadaşlar peynir zaten peynirdi. Peynirden bir tanesinden P kadar kalori alıyorsa o zaman X gramından bu kadar alacak. Demek ki P'ler gider 480 gram peynir yiyebiliyormuş. Fiyat yüksek olduğuna göre demek ki bu 200 gramdan fazla. Orası kesin yani 20 gram şey 20 TL pardon. Artı 200'den 400'e kadar arkadaşlar 400 gram dahil değil. O zaman toplam 200 gram yapar. Dolayısıyla neden? 399'dan 200'e kadar arkadaşlar. Çıkarttığınız zaman ikisi de dahil olacak şekilde böylece. Orada 200 gram var dikkat edelim hata yapmayalım. 200 çarpı 0.2 para alıyor. Sonra 400 gramdan itibaren de arkadaşlar x gram olsun. Bunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 1.2 TL ücret alıyor. Böylece bu toplam 120'ye gelmiş. Şimdi haliyle 20, 200 çarpı 0.2 ne yapar? 40 yapar. 60 oldu. Böylece x çarpı 1.2 60 geldi. Ee, 60'ı... 1.2'ye böleceğiz. Yani aslında 10'la çarpacağız. 12'ye böleceğiz olarak düşünün. Demek ki x 50'ymiş arkadaşlar. Buna göre o zaman 199 grama kadar 220 TL verdik. Sonra 200'den 399'a kadar virgül koyayım daha doğrusu. 209 Kaç da o? 399. 399'a kadar arkadaşlar 0.2 TL verildi. 400'den itibaren 50 gram olması için kaç olacak? Bak 449. Neden? 449 kendisi dahil 400 dahil çıkar. Bir de 1 ekle 50 yapıyor. O yüzden 450 yapan arkadaşlarımız hatalı falan zannetmesin. Ağırlık vermeye, değer vermeye 400'den itibaren başlıyoruz. Tamam mı? Soldakinin mavi olsun o. Soldakinin fiyatının 3 katı sağdakinin 2 katına eşittir kırmızı. Burada da 3 kırmızı 2 yeşile eşit. Şimdi kırmızıyla burada burada kırmızı eş değer ya. 2 ve 3'ün ortak katı nedir? 6'dır. Dolayısıyla bunu 6K yapmak için 3 ile çarptığımda 9M olur. Bu yine 6K kalacak. O zaman 2 ile çarpacağım 4Y. Bakın gördüğünüz gibi tek böyle satırda yazabildim. Bu eşit olanların kat sayıları farklı olduğunda payda eşitler gibi bir eşitleyin. Dolayısıyla toplam fiyatları için 9, 6, 4'ün ok kaçtır? Payda eşitlemek gibi de düşünün. Bazen ok eklemek antipatik geliyor. 36'da eşitlenirler değil mi? Demek ki M o zaman buradan 4A olsun fiyatı. K'nın arkadaşlar 6A. Y'nin de 9A. 10-19 oldu. 19A eşittir 228. Bakalım bölünüyor mu 228-19'a? E 1 böyle. Burası 38 oldu. Evet bölünüyormuş. Buradan A arkadaşlar 12'ymiş. A 12 olduğuna göre ortada bulunan araba 6x12'den 72.000 TL D şıkkı. Görüntünün daha iyi anlaşılması için ben şöyle bir şey de yapayım bakın. Şimdi bu lastik arkadaşlar gerildiğinde maksimum yani böyle uzunluk olduğunda burası 6 santim oluyormuş. Yine bakın böyle iki tanesi arasındaki maksimum uzunluk 6 santim. Böyle böyle devam ediyor işte. Bu maksimum 174 santim oluyor demek ki. Çünkü açılınca mesafe uzar. Diğerinde de arkadaşlar bakın 120 santim. O zaman aradan kaybolan şu 6 santimler kaç tanedir? Eleman sayısının bir eksiği kadar. Neden? Kaç tane eleman varsa arada onların bir eksiği kadar bağ olur. Bakın 3 eleman var 2 bağ var. 2 eleman var 1 tane bağ var. 4 eleman olsa 3 bağ olacak. Demek ki arkadaşlar o zaman n tane levha için n-1 tane bağ yani lastik var. Ve bu 6 santim kayboluyor. Kaybolan mesafe kaçmış? 54 santim N buradan 10 oldu C şıkkı. Bu soruyu biraz yapamanın sebebi şu olabilir tek tek saymamak. Normalde evet her şeyi de tek tek saymayı öğütlemem ama burada e, özel bir yöntem yapamayacaksınız. Diyeceğiz ki birden başlıyoruz o zaman 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya gidecek değil mi? Döndüğünde nereye gelecek? 5'e, 4'e. Yani 5, 4 diye hareket etti. Sonra arkadaşlar 5, 4 geldi. Yeni durumda dördüncü adımda. Şimdi beşten devam ediyor. Aha bak ne oldu bak. Üç kere hareket etti buradan. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şimdi dokuzdayız arkadaşlar. Dokuzdan nereye dönecek? Dokuzdan sekize dönecek. Sonra yediye dönecek. Yediye geldi. Yedi de duruyor. Şimdi yine sekiz bak. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi. Sekizde de üç adım attı. Dolayısıyla sekiz, dokuz, 10, artık bitti. Sonuçta toplam 17 adım atmış oldu. Demek ki 5, 5, 5, 8, 8, 8 bunlardan 3 defa geçti. 5 artı 8, 13 oldu. 8, 16 vardiyasının ücreti 2, 16, 24'ün saat ücreti 4 ve 24, 8'in de saat ücreti 5 dolar. Birer hafta çalışıyor arkadaşlar sırayla. Yani sadece 5 dolar alma hakkı yok. O yüzden sırayla çalışacak. Mantıklı olan ne biliyor musunuz? 4 hafta ya. Birinci hafta 5 dolarlık, ikinci hafta 4 dolarlık, üçüncü hafta 2 dolarlık, sonra yine başa dönüp 5 dolarlık yapmak. Yani mantıklı olarak 5 dolarlıkla başlamak. Dolayısıyla 8 saat çalışıyor günde 40 dolar, 6 gün çalışıyor 240 dolar. Burada 4 çarpı 8'den 32 ve 6 gün çalışıyor 192. Burada 2 çarpı 8'den 16, 16 çarpı 6'dan 96 ve yine burası da 240. Bunların toplamı böylece 768 en fazla oluyor. 5 ile başlayıp 5 bitirmemiz gerektiği için. Sesli harfler arkadaşlar 3 adet çember iç içe yazılıyormuş. Sesli harfleri de 4 adet çember içerisine yazılıyormuş. Örnek A bakın bu şekilde. B de bu şekilde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Şimdi buna göre çözüm kelimesinde 1, 2, 3, 4, 5 harf var. Bunlardan arkadaşlar 3'ü sessiz. 3'ü sessiz olduğuna göre 3 çarpı 4'ten 12 olur. Yine sesli harfte 2 tane olduğundan o da 3 çarpı 2'den 6 olur. Demek ki bir kelimede 18 çember kullanılıyor. 137 çember kullanılmış. Çöze kadar duralım bir. Çözüme kadar arkadaşlar 18 çarpı x tane olsun tamam mı? Artı en son çözle bitiyor ya onu da biliyoruz zaten. 2 tane sessiz. Yani buradan 2 çarpı 4 8 bir tane ö var dolayısıyla o da 3 yaptı eşittir buradan 137. 18 x 8 artı 3 11 137'den çıkarırsak 126 x buradan arkadaşlar 7 oldu. Şimdi 7 tane bu şekilde ee, kelimemiz var. 7 kelime olduğuna göre 7 çarpı 5'ten 35 oldu çözümler. En son çöz var yani orada da 3 tane harfimiz var. 38 harfliymiş bu kelime. Arkadaşlar adım adım gidelim. İlk önce 120 tane var. Aldı tamam. 120 taneyi bitirdi. 120 tanenin kapağından kaç tane gazoz alabilecek? 120 bölü 4'ten 30 gazoz alma hakkı olacak. Doğru mu? 30 gazozu aldıktan sonra bunları hatta şöyle kutu için alalım. 1 bunu aldı. 2 bunu da aldı cepte o. Şimdi 30 taneden arkadaşlar 28 tanesi 28 bölü 4 7 tane daha gazoz olacak. Doğru mu? Elinde artı 2 kapak kaldı ama. Çünkü o arttı 28 taneyi götürdü. Şimdi yeni durumda elinde 2 kapak var. 7 tane de yeni gazozlardan geldi. Yani elinde 9 kapak oldu. 9 kapağı da arkadaşlar 4'e böldüğümüzde Tabii ki bir tanesi artacak. Bir kapak arttı kenarda dursun. 9'u 4'e böldüğümüz zaman 2 tane gazoz oradan almış oldu. En son artık 2 gazoz, 2 kapak, 1 kapak da burada var. 3 kapak işine yaramaz. Demek ki o zaman buradan neler almış oldu bu? 120 aldı, 30 aldı, 7 tane daha aldı. Sonra 9 kapağı olduğu için 2 gazoz da oradan aldı. 159 tane arkadaşlar gazoz içebilmiş oldu. Bence bu TYT anlamında güzel bir soru olur çıksa, eleyici de olur böyle. Çünkü hemen atlayıp bazen daha azını falan bulanlar olabilir. Tek tek böyle bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar uzunluğu 2 birim olan doğru parçası için 3 mililitre öbürü de 2 mililitre mürekkep harcıyor ya. Alanı 4 birim kare ne demek? Bir kenarı 2 demek. Demek ki bir tanesi arkadaşlar. 2 e, santim diyeyim de karışmasın. Bir tanesi 2 harcıyordu bir tanesi 3 harcıyordu. Şimdi biz saman kağıdına çizdiğimiz zaman iki kere 3 kere 4 pardon 12 mililitre harcıyoruz. E, normal kağıda çizdiğimiz zaman da 2 mililitre yani 8 mililitre bir kare için gerekiyor. Dolayısıyla 4 birim karelik kareler oluşturmak için ben bunu tercih ederim. Bundan maksimum yaparsam maksimum kare elde ederim. Çünkü daha az mürekkep harcıyor. Dolayısıyla 100 bölü 8 tabii ki tam bölünmediği için 12. 4 mililitre artacak ama 12 tane biz buradan kare çizmiş olacağız. En az bir tane kullanacağız falan demiyor. Bundan hiç kullanmama gerek yok gördüğünüz gibi. Cevabımız C şıkkı oldu. Lütfen cümleleri iyi okuyun arkadaşlar. Aşağıda ABC ülkelerinin saatlerinin aynı anda kaçı gösterdiği verilmiştir diyor. Demek ki A ülkesi B ülkesinden 12 saat ileride. C ülkesinden de arkadaşlar... 7 buçuk saat ileride sonra B ülkesi de C ülkesinden 4 buçuk saat yine e, ileride şey geride pardon. Şimdi arkadaşlar buna göre A ülkesinden 14'te havalanan uçaklardan B ülkesine uçan B ülkesinin saatine göre 7'de B ülkesine ulaşmaktadır. Şimdi bak burada A ülkesinden 14.00'da hareket ettiğine göre saat burada kaçtır 12 saat geri gideceğiz 2'dir. 2'den kaça kadar 7'ye kadar kaç saat uçmuş o zaman bu uçak? 5 saat arkadaşlar. Tamam mı? Sonra B ülkesine giden uçak C ülkesine giden uçaktan 3 saat erken varıyormuş. Demek ki burada C ülkesine giden uçak da 5 artı 3'ten 8 saat hareket etmeli. Şimdi 15'gen saat 14 14'gen burada kaçtır? 6.30'dur. 8 saat uçak hareket ettiğinde buraya vardığında saat 14.30 olur arkadaşlar E şıkkı. Gördüğünüz gibi denklem falan değil. Bence sınav açısından bu güzel bir soru. Çünkü ÖSYM'nin böyle denklem kurmadan sadece soruyu anlayarak işlem yapmanız gereken modeller var.